arkadaşlar, bugün sizlere iğne oyasından güzel bir modelin yapılışını paylaşacağım. Daha önceden zürafamı yaparak hazırladım. Şimdi oyamın yapılışına geçiyorum arkadaşlar. Baştaki zürafaya batarak iğnemi hemen düğümüme atıyorum. Fil dişi yapıyoruz ara kısmını arkadaşlar. Bir sonraki zürafaya iğnemi battım. Bir tane zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğum zürafanın içine batıyorum iğnemi. Şu kısmını ayarlıyorum. Ve düğümümü sıkıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak aşağıya dönüyorum. Şu şekilde. Tekrar zürafa yaptım. Yapmış olduğum zürafanın içine batarak geri dönüyorum. İpimi ayarlıyorum ve düğümümü sıkıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak aşağıya dönüyorum. Bu şekilde birkaç tane daha fil dişi yapacağım arkadaşlar. Birkaç tane daha fil dişi yaparak tamamladım arkadaşlar. 5 tane fil dişim oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane arasına zürafa yaptım arkadaşlar. Çiçeğimin göbeğini oluşturacağım şimdi. Bu kısma çiçeğimi yapacağım için ara kısmına 4 tane zürafa yaptım. Şimdi bir sonraki zürafaya batıyorum. Şu şekilde biraz zürafalara göre biraz büyük olan bir göbek oluşturdum. Tekrar batarak geri dönüyorum. Ve buraya 5 tane sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya geri dönüyorum. İkinci sinek kanadımı yapacağım. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırımın içine batarak geri döndüm. Tekrar aşağıya dönüyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Dört tanesine kanadım oldu.
Sonuncuyu yapıyorum. Beşincisine kanadımı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı zürafanın içine batarak hemen dibine bir düğüm atıyorum. Tekrar arasına 4 tane zürafa yapmıştım. Diğer tarafına da aynı şekilde 4 tane zürafa yapıyorum. Beşinci zürafamı yapıyorum. Beşinci zürafamdan geri dönüyorum. Yine aynı şekilde buraya fil dişi yapacağım arkadaşlar. Bu kısmı da yaparak tamamlayacağım. Şimdi yeşil kısmını yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi çiçeğimin orta kısmını ve yapraklarını yapacağım. Baştaki sinek kanadının içine iğnemi batıyorum. Ve düğümümü atıyorum. İkinci sinek kanadımın içine iğnemi batıyorum. Şu şekilde ipimi ayarladım. Tekrar içine batıyorum ipimin. Ortasına gelecek şekilde düğümümü atıyorum arkadaşlar. Hemen küçük bir pırpır yapıyorum. Şekilde küçük bir pırpır yaptım. Çeviriyorum. Buraya keloğlan yapacağız arkadaşlar. Ortasının tohum kısmına tekrar iğnemi batıyorum. İpimi ayarlıyorum. Ve düğümümü sıktım. İkinci sırayı yaptık. Tekrar çevirdim. İpimi ayarladım. Tekrar sıktım. Üçüncü sırayı tamamladım. Tekrar çevirdim. Dördüncü sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi tekrar çevirdim. Tekrar iğnemi batıyorum. Bu defa yapraklarını yapmak için üst kısmını ayarlayacağım. Şu şekilde ipimi ayarlıyorum. Ve düğümümü sıktım arkadaşlar. Şimdi tekrar geri döneceğim. İpimin içine iğnemi batıyorum. Şu şekilde iğnemi batıyorum, tutuyorum parmaklarımın arasına koyarak. Düğümümü hemen dibine getirerek sıktım. Bu şekilde geri dönmüş oldum. İki kat olduğu zaman daha düzgün duruyor arkadaşlar. Düğümümü iyice sıktım. Şimdi yapraklarımı yapmaya başlıyorum.
Sinek kanadı yapacağız. Bir tane minik pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine iğnemi batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bir tane minik pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine iğnemi battım. Tekrar aşağıya dönüyorum. Tekrar aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bir tane minik pırpır yaptım. Pırpırımın içine iğnemi batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Bu şekilde 11-12 tane kadar sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. 12 tane sinek kanadı yaptım arkadaşlar. 12 taneye tamamladım. Şimdi tekrar küçük göbeğimin içine batarak, şu kısma iğnemi batarak dibine düğümümü atacağım. Ve burada ipimi koparıyorum arkadaşlar. Diğer tarafında yaparak aynı şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Ortasında sadece bir tane boşta sinek kanadı kalacak. Diğer ikisini de yine aynı şekilde yaparak ikinci çiçeğimi de tamamlayacağım. İkinci çiçeğimi de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi fil dişinin üzerine hemen iğnemi batıyorum. Yine keloğlan yapacağız. Şu şekilde tekrar batıyorum. Minik bir pırpır yapıyorum. Tekrar çevirdim. İkinci sırayı yaptım. Tekrar çeviriyorum arkadaşlar. Üçüncü sırayı yaptım. Tekrar çevirdim. Dördüncü sırayı yaptım. Tekrar çevirdim ve 5. sıra yaptım. Ve ipimi koparıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yaparak
tamamlayacağım arkadaşlar. Diğer tarafı da yaparak modelimi tamamladım arkadaşlar. Çok şık bir model oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.